Selam sevgili kardeşlerim. Zaman zaman aleyhinizde konuşulduğunu duyduğunuzda canınız sıkıldığı oluyor değil mi? Hele de hiç ummadığınız insanlardan olursa. Yani çok sevdiğiniz, beraber olduğunuz, manevi bir hizmette, yolda kardeş olduğunuz insanların ufacık bir menfaat veya büyük bir menfaat karşısında size karşı kıskançlık yaparak güya ayağınızı kaydırmak, gözden düşürmek, itibarınızı kaybetmesine sebep olmak ve sizin omuzlarına basarak yükselmek isteyen insanlarla karşılaştığınızda üzülürsünüz. Değer mi bu dünya dersiniz. Ummadığınız insanlardan özellikle gelirse bu daha da bir kırılırsınız. Umduğunuz insanlar da aleyhinizde konuşsa üzülürsünüz. Nihayet taştan değiliz, etten kemikten değiliz. Benim hayatımda da herkesin hayatında olduğu gibi böyle şeyler zaman zaman vuku bulmuştur. Hiç ummadığım insanlardan, kendilerinden ancak iyilik beklediğim insanlardan, sırf kendilerine bir parça daha bir manevi makam ya da bir sevgi, muhabbet kazanabilmek için hasetlik, kıskançlık vesilesiyle aleyhte konuştuklarını duyduğumda üzülmüştüm. Bu üzüntümü giderecek tabi bazı sözler vardı. Bunların arasında iki tanesi çok önemlidir. Birisi Esad Efendi Hazretlerinin mektubatında benim yakındığım şeylerden şikayet eden bir sevdiğini, evladının bu şikayeti karşısında ona mektubunda verdiği tesellidir. Diyor ki, öl kardeşim öl. Mutu kable ente mutu denilmiş. Ölmeden evvel ölünüz. Ölüler üzülmezler diyor. Buradaki ölmekten maksat manevi ölüm, nefsin öldürülmesi. Yani nefsi ammareni öldürürsen, ölüsün sen, senin hakkında söylenen hiçbir sözü duymasın, duysan da hissetmesin, duygulanmasın, üzülmesin yani. Bu çok hoşuma gitmişti. Bir de bir hadisi şerif duymuştum o zaman, buna da bayılmıştım. Şimdi o bayıldığım hadisi şerifi bugün okuyunca, yeniden karşıma geçince o hadis-i şerif hem gözümde mazi canlandı hem de dedim bunu kardeşlerime de okuyayım bir teselli bulsunlar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyorlar. Ma ahadun asbaru, daha sabırlı bir kimse yoktur. Ala eden semi'ahu, işittiği eziyetler karşısında minallahi, Allah'tan. Üzücü, kırıcı, can sıkıcı, çirkin sözler karşısında Allah'tan daha sabırlı hiçbir insan yoktur. Çünkü yedda'ûne lehul veled. Ona veled isnat ederler. Allah'ın oğlu var derler. Allah'ın kızı var derler. ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَزُقُهُمْ. Sonra Allah buna rağmen onlara afiyet verir, rızık verir diyor. Bu hadis-i şerifin değişik vecihleri var. Yani bunun burada sadece يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدْ, ona velet, çocuk istat ederler, iddia ederler diyor. İşte Araplar melekler için Allah'ın kızları derlerdi. Biliyorsunuz Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlar. Halbuki o lem yelit ve lem yulet, yani doğmamıştır, doğrulmamıştır, doğurmamıştır. Eşi yoktur, benzeri yoktur, dengi yoktur. Allah Celle Celaluhu kul huvallahu ahad bunu anlatır. De ki Allah tektir. Değerli kardeşlerim, yaratan o, rızkı veren o, ama Allah'ın yarattığı bu kullar ona ortak koşmuşlar, denk koşmuşlar, fakir demişler Yahudiler gibi, eli bağlı cimri demişler, efendim gücü yetmez demişler, yardımcı vermişler kendisine, sahip, eş vermişler, çocuk vermişler,
Ne kadar saçma sapan sözlerle Allah'a iftira etmişler. Bir ara Kur'an-ı Kerim'de Subhan kelimesinin çok geçmesine ve Subhanallah zikrinin çok büyük sevaplara vesile olmasına hayret ederdim. Yani neden böyle diye. Sonra okudukça, araştırdıkça gördüm ki evet, Cenab-ı Allah'a ona yakışmayan o kadar çok sözler ve işler istat etmişler ki bunlardan Cenab-ı Allah'ı uzak tutmak en büyük zikir oluyor. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim en büyük zikirlerdendir. Kim Subhanallahi ve bihamdihi derse cennete bir ağaç dikmiş olur elhamdülillah. Gittiği zaman o ağacın meyvasında oturacak, meyvasından yiyecek, gölgesinde oturacaktır inşallah. Bakar mısınız değerli kardeşlerim? Şu hikmeti bir düşünelim. Allah'ın bile arkasından konuşuyorlar ya. Hani halk arasında bir söz var. Padişahın da arkasından konuşurlar. Veya başka bir ifade söylerler. Padişahın bile. Bırakın padişahı. Allah Celle Celaluhu'nun bile arkasında neler konuşuyorlar, neler konuşuyorlar, ne iftira ediyorlar, ne ayıp söz söylüyorlar, ne ortaklar, ne denkler, ne eşler, ne veletler. Yakışır mı? Elbette yakışmaz. Ama ne yapıyor Allah Celle Celaluhu bunlara karşı? Yine onlara sağlık veriyor, sıhhat veriyor, afiyet veriyor, ömür veriyor, yiyecek veriyor, içecek veriyor, rızıklandırıyor. Çünkü herkese bir ecel tayin etmiş. O ecel gelinceye kadar dünya imtihanını yaşayacak. Vallahi sizin elinizde böyle bir imkan olsa sizin aleyhinizde olanlara zırnık vermezsiniz. Canını bir alırsınız yani. Hazreti Ebu Bekir gibi peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi, büyüğümüz, efendimiz Hazreti Ayşe'ye yapılan o iftiradan sonra o kadar üzüldü, o kadar ağladı, o kadar yandı ki Allah Celle Celaluhu Hazreti Ayşe'nin iffetini beyan buyuran ayetleri indiği zaman çok sevindi ve bu arada bu iftirayı yayanlar arasında bir akrabası vardı. Ona bakardı, onun geçimini temin ederdi ve bu İftiraya onun katılması, bir akraba olarak savunması gerekirken iftirayı yayması çok zoruna gidiyordu. Ve yemin etmişti, artık bundan sonra sana iyilik etmeyeceğim diye. Hemen bir ayet-i kerime indi. İçinizden fazilet sahibi insanlar akrabalara ve muhtaçlara bir daha yardım etmeyeceklerine yemin etmesinler. Kötü işlerinden dolayı tabi. Yemin etmesinler. Zira Allah'ın da kendilerini affetmesini istemezler mi? Ebu Bekir Efendimiz gözyaşları içerisinde isterim ya Rabbi diyor. Ve o adamı bundan sonra daha fazla iyilik yaparım diyor. Değerli kardeşlerim, hepimizin ayıpları var, kusurları var. Başkalarına göstermediğimiz, kendimiz bildiklerimiz var yani. Allah'ın bizi bağışlamasını isteriz. O zaman biz de affedici olmalıyız. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Müstahak olmamız lazım. Aleyhimizde konuşanları Cenab-ı Allah ne kadar sabırlıysa biz de sabırlı olmamız lazım. Elimizden geliyorsa, şer'i bir manisi olmuyorsa tabi yardımcı olmak lazım. Ayet-i kerimeler bize kötülüğü hep iyilikle savmamızı emrediyor. İtba billeti hiye ahsen. Kötülüğe karşı iyilik yaparsanız adamı utandırırsınız. Düşmanınız bile size dost olur. Sabrın neticesi ne kadar güzel.
Sabırla koruklar üzüm olurmuş, sabırla cahiller alim olurmuş, sabırla ordu zafere erermiş. Ben sabara zafere, sabreden zafere erer. Bu dünya hayatında da sabretmemiz lazım. Bunları duyunca aleyhinde konuşan insanların lafı sana geldiğinde canları sağ olsun dersin. Tabi Hasan-ı Basri gibi büyüklük yapabilirsen daha güzel. O ne yaparmış? Böyle bir söz duyduğu zaman şeker alırmış, lokum alırmış, hurma alırmış, kapısına gidermiş. Ve dermiş ki selamünaleyküm, sana çok teşekkür ederim. Benim dedikodumu yapmışsın, aleyhimde konuşsun, yevmi kıyamette ne yapacağımı şaşıracağım, bir kısım günahlarımı sen almış sırtına yüklenmişsin, beni kurtarmışsın, sana çok teşekkür ederim kardeşim. Buyur bunu ifade olarak şu tatlıları afiyetle yedirmiş. Dinimiz ne güzel, ahlakımız ne güzel, Müslümanlık ne güzel. Biz de o güzel insanlardan olalım inşallah. Hoşça kalın ve selam.